Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Nesefî tefsirine devam ediyoruz. Sure-i Hac'ın 77. ayeti. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler. Amenurke'u. Rükû'a gidin. Ya yani namaz kılın. Vescudû fî salâtikum dedi. Bu Nesefî'nin kaydı. Namazınızda secde edin. Neden? Çünkü bu ayet bize göre secde-i tilavet emretmiyor. Rükûla beraber zikredildiği için namazı emrediyor. Onun için fî salâtikumu getirdi mübarek. Ama Şafii'lere göre bu da secde-i tilavet gerektiriyor. Hadise o. Ve kâne evvele mâ eslemû. İlk Müslüman olduklarında yusallûne bilâ rükû'in ve sucud. Müslümanlar rükûsuz ve secdesiz namaz kılıyorlardı. Fe ümirû en tekûne salâtuhum bi rükû'in ve sucudin. Namazlarının rükû ve secdeyle olması emredildi. Ve fî delîlün alâ. Bu ayette şuna delil vardır ki ennel a'mâle leyset minel iman. Bu da Mutezile ile tartışma. Mutezile ve Kaderiye ile. Yani iman, ameller imandan bir parça değil. İmam Bukhari Hazretleri burada Maturidi mezhebine, daha doğrusu İmam-ı Azam'a çok hücum ediyoruz. Bukhari'de ameller imandan bir parça değildir. Yani bize göre İman kalb ile tasdiktir. Ameller, yani bir adam namaz kılmasa inkar etmemek şartıyla kafir olmaz. Ve enne hâdî secdete, bu secde lissalâti, namazın secdesidir. Lâ littilâveti, tilâvet secdesi değildir Hanefilere göre. Bakın Yahudilerde de namaz hukusuz. Öyle mi? Bakara suresinde bunu tefsir ederken varka'u Müslüman olun diye de tefsir etmiştir. Enteresan. Çünkü Yahudilerde vuku yok, bizlerde doğrudur. De vuku var. Müslüman olun, namaz kılın manasında. Ey gençliğin hali başka. Ben unuttum. Ve'budû rabbekum. Rabbinize ibadet edin. Ve'ksidû bi rükû'ikum ve sucûdikum. Ve'çhallâhi lessanemi. Lessaneme. Yani rükû ve secdelerinizle Allah'ın rızasını gözetin, kastedin. Putları değil. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ Hayırlı işler yapın. قِيلَ لَمَّا كَانَ لِلذَّكَرِ مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ Allah Allah! Erkek için başkaları üzerine, yoksa لِلذَّكَرِ مِ لِلذِّكْرِ مِ Ha, لِلذِّكْرِ kardeş. Ulan deker dedik, buradan şey çıktı, yani erkeklerde bir üstünlük var. O öteki manada değil. Yani o mana anlaşılır. Anamızı ağlatırlar. Burada farklı. Lizikr burada. Lemma kâne lizikri meziyyetün alâ gîlih minet ta'at. Allah'ı zikretmek de diğer itaatlere göre bir üstünlük olduğundan de'al mü'minîne evvelen ile salat. Müminleri evvelen namaza davet etti. Elleti hiye zikrun halisun. Halis Allah zikridir namaz. لِقَوْلِهِ تَعَلَى Çünkü ayet var. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Beni zikretmek, hatırlamak için namaz kılın. سُمَّ Sonra davet etti. Önce namaza, sonra اِلَى الْعِبَادَةِ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ Yani namaz dışındaki ibadetlere. كَسَّوْمِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهِمَا Oruç, hac ve diğerleri. سُمَّ Sonra وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ Onu kastediyor. Anladınız mı? Daha sonra da Ammel hasse ala sairil hayrat. Bütün hayırlı işlere teşviki genel olarak yaptı. Vakile bir görüşe göre üride bihi hayırdan kasıt sılatul erhami ve mekarimul ahlak. Yani sıla-i rahimler, akrabalarla ilişkiler ve bir de güzel ahlak. Zaten genel demek de bu zaten. Hepsi hayır. Leallekum tuflihun. Ta ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz. Ey keytefuzu, kurtulasınız. Evveya vef'alu hâda küllehu. Siz bütün bunları yapın. Hal cümlesi. Ve entum râcûne lil felâh.
kurtuluşa ermeyi ümit ederek, gayru müsteqinine, emin olmadan, kurtuluştan emin olmadan, kim kurtuluştan emin olur? وَلَا تَتَّكِلُوا عَلَى عَمَالِكُمْ Yaptığınız amellere, hayırlı işlere güvenmeyin. Yani ben nasıl olsa namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. وَجَاهِدُوا Cihat yapın. اَمْرٌ بِالْغَذْوُ Yani bu gaza ile, savaşla emirdir. اَوْ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَالْهَوَى Veya nefis ve arzularla mücahedeye işarettir. وَهُوَ الْجِهَادُ الْاَكْبَرِ Zaten en büyük cihat da budur. اَوْوَيَا هُوَ كَلِمَةُ حَقِّنْ عِنْدَ اَم۪يرٍ جَائِرٍ Zalim bir idareci yanında hak sözü söylemektir. Merfu bir hadismiş bu, biliyor musun? كَلِمَةُ حَقِّنْ عِنْدَ اَم۪يرٍ جَائِرٍ فِاللّٰهِ Allah yolunda cihad edin. اَيْ فِي ذَاتِ اللّٰهِ Allah için. وَمِنْ اَجْلِهِ Onun rızası için. Hakka cihadi, hakkıyla cihad edin. Ve huve, bu ne demek hakkıyla cihad? Ellâ yehâfe fillâhi levme telâimin. Allah'ın rızası dairesinde kendisini azarlayanların azarlamasından korkmaması. Çekinmeden. Bitti. Yukalü denilir, huve hakku alimin, gerçek alim. Ve ciddu alimin, ciddi bir alim. Ey alimun hakkan ve cidden yani. Gerçekten alim. Ve minhu aynı kaide hakka cihadihide de geçerli. Ve kânel kıyasu normalde kıyas hakkal cihadi fihi denilmeliydi. Tamam yani evet. Ama cihadihi dedi. Yani fihi terk etti. Ev hakka cihadikum fihi. Ancak böyle denilmeliydi. Kural bu. Ama lakinnel idafe tekunu bi ebna mulâbesetin vaktisâsin. Ya bu da çok önemli. İzafet yapınca yani sadece Allah'ın cihadını hakkıyla yapın. Bir edna yani en küçük. فَلَمَّا كَانَ الْجِهَادُ مُخْتَصًا بِاللّٰهِ Tamam. Cihad sadece Allah'a has olunca مِنْ حَيْسُ şu şekilde اِنَّهُ مَفْعُولٍ لِوَجْهِ وَمِنْ اَجْلِهِ Allah rızası ve onun rızası için yapılıyor olunca sahat idafetu ile. O zaman fiyi getirmeden doğrudan Allah'ın zamirine izafet yapıldı. Anladın değil mi burayı? Ve yecuz. Ha bu da çok önemli. Zaten Arapçada en yüttesafi zarfi. Bu zarflarda yani geniş davranmak caiz. Yani zikredersin etmezsin. Evet. Minet tavil. Tavilden varmış. Kalilin. Ha. Sivattani nihali nevafiluhu. Allah Allah. Ben de başını zikretti hocam. Biliyorum. Başına mı? Ben de sadece başını zikretti. Ha, öyle de aşağıdan okuyorum. Ve yevmin şehidnahu Süleymen ve Amiran. Yani biz öyle bir gün ki şahit olduk. Yani burada bir Süleymin ve Amir'in olması lazımdı zannediyorum. Onu mu kastediyor? Ben de ve yevme diyor. Ve yevme işte. Ve yevmin diyor burada da. Ha, ve yevme şehidine Süleyman'ı. Ama seninki daha doğrusu. Çünkü bunlar yani harekelemiş bizimkini yani. Ha burada ve yevme şehidnahu şehidna fihi olması lazım. Burada da aynısını yapmış yani. Tebessü. Yani o gün müşahede ettik. Kimi? Süleymen ve Amiran. İki kabile adıymış bu. Anlatabildim mi? Evet. Kalilin azlar. Sivet ta'nin nihali nevafiluhu. Allah Allah. Yani ganimetlere susamış. Yani vurmanın dışında. Yani böyle vurup öldürmenin dışında. Enteresan bir şey. Yani o gün vurmak dışında şeyleri azdı. Ganimetleri azdı. Yani savaşı tasvir ediyor. Evet. Yani. İlla da doğru mana vermemiz şart değil ama verdik zannedersem. Öyle ben dobura doburum. Demek ki وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَدِي Yani hakkıyla Allah yolunda cihad edin.
huveştebâkum. O sizi dini ve zaferi için sizi seçti. İhtârakum li dinihi ve nusratihi. Yani Allah'ın makbul olan dinine girmek de bir Allah'ın seçmesidir yani. Ve mâ ceale aleykum fiddini min haracin. Ayrıca dinde size çok zorluk yaratmadı, kılmadı. Dîkin, bir darlık yaratmadı, kılmadı. Bel rahkasa lekum, size ruhsatlar verdi, müsaadeler verdi. Fî cemî'i mâ kellefekum, size zorluk getiren her meselede size ruhsatlar verdi. Hangi konu? Hemen açıklıyor o mini beyaniye. Minet tahareti ve salati ve savmi vel hacci. Yani temizlik konusunda, namaz konusunda, oruç konusunda, hac konusunda. Nasıl? Mesela bir teyemmümü. Öyle değil mi? Yani taharete misal ne bu? Bir şey mi bitiyor? Hızlısın bilgisayardan geliyor. Bizim orada bir sıkıntı var. Allah rahmet eylesin. Teyemmüm gibi. Vel imai. Namaz için misal değil mi bu da? Evet. Leffü neşri mürettep diyorlar buna. Yani bu sıralamaya edebiyatta. Vel kasri, kasır dediği kısa kılmak yani. Namazı kısa tutmak. Vel iftar, orucu mesela diyelim bozmak. Ne için? Li udri seferi vel maradi, yolculuk özrü mazereti veya hastalık. Ve ayrıca ve ademi zati ve rahileti, zadi ve rahile. Yani haca gitmek için yeteri kadar yiyecek, içecek ve de bineğin olmaması. Bunlar hep Allah'ın lütfu. Millete ebikum İbrahim. Siz babanız olan İbrahim'in dinine tabi olun. Ey ittebi'u millete ebikum. Babanızın dinine tabi olun. Evveya millete nasbun alel ihtisas. İhtisas biliyorsun. Nahiv ilminde bir bölüm. Anlatabildim. İyyâkum vel gîbete. El gîbete yani. Gibi manada. Yani özellikle Hazreti İbrahim babanızın dinine tabi olun. Ey yani bir dini millete ebikum. Yani dinden kasıt babanızın dini. Milleti. Ve semmâhu eben. Baba dedi. Ve illem yekün eben lil ümmeti külliha. Halbuki bütün ümmetin babası değil. لِأَنَّهُ اَبُوا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَسَلَمُ. Çünkü Peygamberimizin babası. فَكَانَ اَبَنْ لِيُمَّتِي. Ümmetin de babası oluyor. لِأَنَّ اُمَّتَ الرَّسُولِ فِي حُكْمِ اَوْلَادِهِ. Çünkü bir peygamberin ümmeti onun evladı hükmünde, çocukları hükmünde. قَالَ aleyhisselam, Peygamberimiz buyurmuş, اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِتْلُ الْوَالِدِ. Ben sizin için bir baba hükmündeyim. Huve semmâkumul müslimîn. Size Müslüman adını veren de odur. Yani Hazreti İbrahim. Yok, Allahu. Allah bu ismi vermiş. Yalnız söyledik. Bi delili kıraati Übeyyin. Übey ibn-i Kâb'in kıraati şöyle. Allahu semmâkum şeklinde okumuş burayı. Min kabl, yani fil kütübil mütekaddimeti. Eski ümmetlerde de Müslüman diye anmış bizleri elhamdülillah. Ve fi hâdâ, ey fil Kur'an, bu Kur'an-ı Kerim'de, ey faddaleküm alâ sâiril ümem, diğer ümmetlere sizi üstün kıldı. Ve semmâkum bihâdel ismil ekrem, bu şerefli Müslüman ismiyle de sizi isimlendirdi. Niçin? Bu Kur'an'da, liyekûner rasûlü şehîden aleykum. Ta ki peygamber size şahitlik etsin diye. Yani, ama yani ben tebliğ ettim şeklinde şahitlik edecek. Ennehu kad bellâkum risâlete rabbikum. Rabbinizin peygamberlik vazifesini size tebliğ ettiğine sizin aleyhinize şahitlik etsin. Aleyhine demek yani illa aleyhine olacak değil. Evet. Ya Rabbi ben şahitlik ettim. Allah Allah. Ve tekûnû şuhedâ alennâs. Siz de insanlara şahitlik edeceksiniz. Bi tebliğ-i rusulü risâlâtillâhi ileyhim. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberlik görevlerini onlara tebliğ etti diye siz şahitlik edeceksiniz. Ve iz hassakum bihadil kerame vel esera. Yani Allah sizi tahsis etti bu şeref ve de üstünlüğe. Esera üstünlük demek. Öyle zannediyorum. Zannediyorumla olmaz. Bakalım. Öyle değil mi?
Tabii tabii. Bak, üsraymış. Üsre değil. Şeref manasına. Anladın mı? Neye bakma? Burada bakıyorum. Bizim İklil cevap vermezse bak oraya. Ama yine de zararı yok. Üsreymiş, üsre. Üsra mıymış? Üsra, evet. Doğrusu oymuş. Üstünlük. Üstünlük. Şeref mana, aynı mana yani. Ha ha. Öyleyse فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ بِوَاجِبَاتِهَا Bütün gerekli kaideleriyle bu vacibat bizim vacip değil yani. Yani bütün şartları ve rükünleriyle namazı dosdoğru kılın. وَاَتُ الزَّكَاتَ بِشَرَائِتِهَا Bütün şartlarıyla zekatları tam verin. وَاَتَصِمُوا بِاللّٰهِ Allah'a sarılın. وَسِقُوا بِاللّٰهِ Allah'a güvenin. وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ Allah'a tevekkül edin. لَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ Namaza veya zekata değil. Huve mevlakum. O sizi yaratan efendinizdir. Ey malikukum ve nasirukum. Yani size malik, yardım eden ve mütevelli umurikum. İşlerinizi tedbir eden odur, Allah'tır. Feniyemel mevla. Ne güzel bir sahiptir bu. Haysu lem yemna'kum rizkakum bi'isyanikum. Günahlarınız ve isyanınız sebebiyle rızkınızı engellemedi. Ne güzel bir dosttur, sahiptir. Ve ni'men nasiru. Ne güzel bir yardım edendir Allah. Ya Rab, Filistinli kardeşlerime yardım eyle. Ve ona sahip ol. Ey en nasiru huve, yani yardım eden. E'anekum ala ta'atikum. İtaatlerinizde de size yardım etti. Ve kad efleha men huve mevlahu ve nasiruhu. Allah dostu, sahibi ve yardımcısı olan kimse kurtuluşa ermiştir. Hiç şüphe yok. Başlayacağız. Değil mi? Tabii. Çünkü şey, üç sayfaya kuralımız, ona uyalım. Geldik Suretül Mü'minun'a. Mekkiyetün, Mekke'de nazil olmuş. Ve hiye mi'etun ve semâne aşarate ayeten. Yani 118 ayetmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çok okurum ben. Gençliğimde. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ İman edenler kurtuluşa erdi. Kim peki bunlar? Yani üniversiteye La İlahe İllallah'la İslamiyet Üniversitesi'ne girdik. Peki derslerinde başarılı mıyız? Benim meşhur misalimdir bu. Teker teker, tamam bir adam La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah diyerek İmanla girer üniversiteye, İslamiyet Üniversitesi'ne. Ya derslerden hiçbirini beceremezse, üniversiteden atılır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de değil de duamız, Allahümme la tuhricna mine dünya illa ma'aş şehadeti vel iman. Ya Rab bizi dünyadan çıkarken, yani şehadetle ve bir de imanla çıkar. Çünkü İslamiyet Üniversitesi'ne kaydolmak kolay ama, fakat mezun olmak zor. İman diplomasını almak zor. Şimdi burada iman diplomasını almanın şartlarını, yani İslamiyet Üniversitesi'nin, yanlış anlamayın, İslam Üniversitesi demiyorum, bizim üniversiteyi kastetmiyorum. İslamiyet'i bir üniversiteye benzetirsek, kaydolmanın şartı La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Ama diploma alabilmek için kabire giderken, o zaman bu dersler lazım. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha kavuştu. Kat nakiduhu lemma. Yani tam tersi lemma. Henüz refaha kavuşmadı. Tamam. Bu ise tam kavuştu. Kesinlik ifade ediyor. Anladın mı farkı? Tahkik değil mi hocam? Değil. Tamam işte o mana. Lemma şüphe. Lemma cica'e. Gelmedi hala. Hiye kat tüsbitu elbütevekka. Beklenen şeyi ispat eder. وَلَمَّا تَنْف۪يهِ Tamam. Ama lemma beklenen şeyi reddeder. Mesela dersin ki, yani ben sana soruyorum. هَلْ جَاءَ يَاسِينَ Yasin geldi mi? Bekliyoruz ya evet. Mesela. Sen de diyorsun lemma جَاءَ veya lemma يَجِ Gelmedi. Yani hala gelmedi. وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler idi. يَتَوَكَّعُونَ مِتْلَ هَذ۪ي الْبَشَارَةِ Bu tür bir müjdeyi bekliyorlardı. Ve o da el-ihbaru bi-sebatil felah. Yani kesin
kurtuluşa ermeye haber verme. Lehum, onlar için. Orada bir, yani onların kurtuluşa erdiğine dair ihbar. Fehutibu, böylece muhatap olundular. Bima delle ala sebati me tevekkauh, bekledikleri müjdenin sabit olduğuna delalet eden bir cümleyle hitap edildiler. Oldu mu? Kad eflehal mu'minun. Vel iman, iman ne demek? Filloga et tasdik. Yani kalp tasdik demek, bir şeyi okeyleme. Vel mu'min el musaddiku lugaten. Sözlükte tasdik eden, doğrulayan. Ve fiş şer'i. Ha, orayı unuttum. Vel felahu, bir satır aşağıya kaçtım. Felah ne demek? Kurtuluş. El zaferu bil matlub. İsteğine kavuşma. Ve necatu minel merhub. Korkulandan da kurtuluş. Ey fazu bima talebu. İstediklerine kavuştular. Ve necev mimma herebu. Kaçtıklarından da kurtuldular. Vel iman, iman fil luga lugatte et tasdik. Yani bir şeyi doğrulama. Vel mu'minu el musaddiku lugaten. Sözlükte musaddik demek. Ama ve fiş şer'i, bak şeriatta, küllü men nataka bi şehadeteyn, kim ki şehadeti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse, ama muvatıen kalbuhu lisanehu, tabii ki kalbiyle dili birbirine uyacak şekilde, çünkü aksi takdirde münafık olur, o mümin olmaz, diliyle söylüyor ama kalbi kabul etmiyorsa biz ona münafık diyoruz. Fehuve mu'minun, mümindir. Kale aleyhisselam, yani İslamiyet Üniversitesi'ne kaydolmak kolay. Halekallahul cennete fekale leha. Resulullah buyuruyor. Allah cenneti yarattı ve buyurdu ki, tekellemi, konuş bakalım. Fekalet, cennette dedi ki, kad eflehel mu'minun selasen. Üç defa bunu söylemiş. Müminler kurtuluşa erdi. Ene haramun ala kulli bakhilin murain. Ben diyor cennet, bütün cimri ve riyakarlara haramım. Allah bizi ikisinden de etmesin. Li'ennehu, çünkü bir riyayı, yani gösteriş yaparak bir kimse, ebtalel ibadatil bedeniyete. Bedeni ibadetleri iptal etmiş olur. Yani namaz gibi, oruç gibi, hac gibi. Ve leyse lehu ibadetün maliyetün, mali ibadeti de olmamış olur. Cimri olduğundan dolayı. Evet, cimri olduğu için tabii. Aferin sana, benden daha zekisin. Şimdi ilk ders, yani İslamiyet Üniversitesi'nin geçilmesi gereken ders. Ellezîne hum fî salâtihim hâşi'ûn. Onlar öyledir ki, bütün namazlarında saygı içindedirler. Yani hâifûne bil kalp. Kalb ile korkarlar. Yoksa bizim gibi bütün ticari işlerimizi namazda bitirirsek biraz işimiz sıkıntılı. Sakinune bil cevarih. Azalarımız sakin olacak. Yani demek ki haşiundan kasıt, kalp korkacak, azalar saygı içinde olacak. Vakıyla bir görüşe göre el huşu fis salat, yani namazda huşu demek, saygı demek, cem'ul himmetilâ. Bütün düşüncesini namaza hasredecek. Vel i'radu amma sivaha. Namazdan başka her şeyden yüz çevirecek. Ve la yucavize basaruhu musalla. Ya gözü namaz kıldığı yerin dışına çıkmayacak. Anlatabildim mi? Bazıları da hocam ben film seyrederek namaz kılıyorum, caiz mi diye sormuş bana. Ulan ne diyeyim dedim, hiç cevap vermedim. Allah sana yardım etsin diyecektim, onu da demedim. Ve la yeltefite, yanına yönüne dönmeyecek. Ve la yabese, lüzumsuz işlerle uğraşmayacak. Ve la yesdüle, ya sevk bu, anlatayım mı? Yani elbisesini başına geçirmeyecek. Anlatabildim mi? Ve elbisesinin uçlarını her iki taraftan böyle aşağıya doğru sarkıtmayacak. Bu ehli kitap böyle yapıyormuş. Hmm. Ben görmedim. Bilmiyorum tabii. Demek ki böyle bir şey var. Ve la yuferki'a esabi'ahu. Parmaklarını çıtlatmayacak. Çıt çıt ediyorlar bazıları. Sen yapabiliyor musun onu? Ben yapamıyorum. Oğlum benimki yok.
ve la yuqallibel hasa ve nehve zalike. Yani kum ve benzeri, yani çakıl taşı ve benzeri şeyleri çevirmeyecek. Ve an Ebi'd-Derda'i, Ebi'd-Derda demiş ki, huve ihlasul mekas, söz ihlaslı olacak. Bu demek namazda huşu. Ve yedamul makam, o namaz makamına saygı gösterecek Allah'a. Vel yakînüt tam, tam kesin iman edecek, imanla kılacak. Ve cem'ul ihtimam, bütün derdi namaz olacak. Ve udîfeti salatu ilel musallîn, salat kelimesi musallilere izafe etti. Yani namaz kılanlara fi salatihim dendi. Değil mi? Evet. Salat him, o namaz kılanlar. La ilel musallâleh, kendine namaz kılınan Allah'a değil. Evet. Onların namazları. Lintifâil musallî biha vahde. Çünkü bu huşu ve saygıdan sadece namaz kılan faydalanır. Ve hiye uddetu ve zahiretu. Hazırlığı ve teminatıdır. Udde, savaşa hazırlık vesaire manasında ya, burada da öyle. Ve emmel musallâleh, kendisi için namaz kılınanlar feganiyün anha. Kılınan, yani Allah ondan müstanidir. Hocam, cemul himme leha. Bütün de bütün düşünceni namaz için toplamak. Dedim ya, hasretmek. Sadece namazı düşünmek Türkçesinde. Evet. Bakkal hesaplarını tahsiye etmek değil zihninden. Ulan ne verdik, ne kadardı, az mı verdik, çok mu verdik? وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْلِدُونَ. Bu da çok önemli. Lakırdılardan yüz çevirecekler. İkinci ders. Bütün kahveye giden Müslümanlar, top oynayan Müslümanlar, bu dersten sınıfta kalırlar. Ne manası var? Tam tersine, çırılçıplak erkekleri seyrediyorsun. İster erkek, ister kadın, caiz değil yani. Yani bu vaka, kim ne derse desin. Lakırdı işte, lüzumsuz şeyler. Chat, rezalet. Dedim oha, dedim buha. Ellehu lakırdı demek. Kullu kelamin sakitin. Tamam. Her ağızdan düşen söz ki hakkuhu en yulga. Yani boşa atılması gereken. Boş, lakırdı diyoruz Türkçe'de. Kel kedibi ve şetmi vel hezeri. Yani yalan söylemek, sövmek veya şaka yapmak. Yani enne bihim minel ciddi. Yani namaz kılanlar öyle ciddi davranacaklar ki ma şagalehum anil hezeli. Tamam? Yani kendilerini şaka, lüzumsuz şeyler, hezel o da demek. Onlardan meşgul edecek şeylerden uzak duracaklar. Ve lemma vasafahum bil huşu'i fi salat. Kur'an-ı Kerim müminleri namazda saygınlıkla, huşu ile vasfedince etba'ahu el vasfa bil i'radi anillahu. Yani lakırdılardan yüz çevirme vasfını hemen onun arkasına getirdi. Niçin? لِيَجْمَعَ لَهُمْ الْفِعْلَ وَالْتَرْكَ الشَّاقَيْنِ عَلَى الْاَنْفُسِ. İnsanın nefsine çok zor gelen bir işi işlemek, o huşu. Anladın değil mi? Evet. Namaz içinde saygı, işte yazdı ya şöyle şöyle olacak diye. O fiil. Terk de lakırdılardan vazgeçmek. Nefse çok zor geliyor bu ikisi. Yani bir şeyi terk etmek. Ulan gel kalk namaz kılalım. E yahu şu şeyi seyrediyorum baba diyor. Top seyrediyor. Evet. Benim küçük torun da hazırlamış. Gel seni seveyim. Futbol seyrediyorum ya diyor. 3 yaşına gelmiş. Ben de zorla alıp ısırıyorum. Yani perişan. Terk etmek zor nefse. Evet. Bir işi işlemek de zor. Bilsen ki sabahleyin gece uyuyamamama rağmen, yani doğdu zaten uyuyamıyorum. Yani tam zamanında kalkmak, tam kalkacakken öyle bir tatlı uyku geliyor ki şeytanın en büyük varlık delilidir bu. Karşında sanki şeytan. Ya. Huma, Allah, bu ikisi fiil ve terk. Fiil dediği yapılması gereken görevleri yapmak, terk de yani yapılmaması gerekenleri terk etmek. Kaideta bina-i teklif, mükellefiyet, teklif binasının iki temellidir.
Bunsuz bir iş olmaz. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Haydi bakalım. Çok güzel gitti. Allah'a karşıya onu geçirdik.